Merhaba sevgili ikinci sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere doğal sayılar konusunu anlatacağım. İki basamaklı doğal sayıları nasıl okuyoruz, nasıl yazıyoruz? Onluklar, birlikler. Ayrıca basamak değeri nasıl oluyor? Bunu sizlere göstereceğim. Çözümleme de anlatacağım. Devamında alıştırmalar da çözeceğim. Hemen başlıyorum. İlk önce birliklerden başlayalım. Bakın burada birlik resimlerini görüyorsunuz. Biz bunlara birlik diyoruz. Ve bu birlikler 10 tane olduğunda birbirine yapıştırıyoruz. Ve bunun adı artık onluk oluyor. Bir tane onluk, bir tane onluk. Bakın burada 5 tane onluk görüyoruz. Onlukların içinde 10 tane birlik var demektir. Şimdi buradaki resimlere bakarak sayımızı oluşturalım. Bakın 5 tane onluk. Bunu ilk önce onlar basamağına yazacağım. 5 onluk. Sonra yanında 4 tane birlik görüyoruz. Ve şöyle yazdım. Ve nasıl okuyoruz? 5 tane onluk demek 50 demek. 10, 20, 30, 40, 50 değil mi? O zaman yazalım 50. Ve 4 tane de birlik var. Yani sayımız ne oldu? 54 oldu. Demek ki bu şekilde okuyoruz. 5 tane onluk 50 eder. 4 tane birlik 4 eder. Yani 54 oluyor. Şimdi bir basamaklı sayılar dediğimizde sadece bir tane rakamdan oluşan sayıları biz kastediyoruz. Ve bir basamaklı sayılar yani aslında rakamları oluşturuyor. Ve bütün doğal sayıları bu rakamlarla yazıyoruz biz. Bir basamaklı sayılar 10 tane. 1'den 9'a kadar bir de 0 var. Ve 10 tane olduğunu söylüyoruz. İki basamaklı doğal sayılar ise iki rakamdan oluşuyor. Bakın iki kişi değil mi? İki basamaklı doğal sayılar da 10 sayısından başlıyor. 10, 11, 12, 13 bu şekilde nereye kadar gidiyor? Ta 99'a kadar gidiyor. 99'dan sonra 100 var ama 100 3 basamaklı oluyor 3 kişiden oluştuğu için. İki basamaklı doğal sayılar bunlar. Şunu da söyleyelim. İki basamaklı doğal sayıların en küçüğü 10, en büyüğü 99 oluyor. Peki basamak değeri nasıl oluyor? Bir sayıdaki rakamın bulunduğu basamağa göre aldığı değere o rakamın basamak değeri diyoruz. Nasıl oluyor? Bakın 8 nerede? İlk önce basamak isimlerini yazalım. Biz sonra değerini gösterelim. 8 birler basamağında. Birler yazalım. 3 ise onlar basamağında. Peki basamak değeri dediğimizde şöyle olacak. 8 tane birlik 8 ediyor. 3 tane onluk var bakın. 3 tane onluk 10, 20, 30. İşte 3'ün basamak değeri 30 oluyor. Buna da burada gösterdiğimize de basamak değeri diyoruz. Peki çözümleme nasıl oluyor? Çözümleme de doğal sayıların basamak değerlerini yazmak demek aslında. Farklı şekillerde yapabiliriz. Örneğin şu sayıyı yapalım. 38 sayısı. İlk önce onlukları yazıyoruz. 3 onluk artı 8 tane de birlik. İşte bu şekilde yazarak çözümleme yaptım. Başka çözümleme olur mu? Evet olur. Şöyle yapalım yine aynı sayıyı. 3'ün değeri 30 artı 8'in basamak değeri 8. Bu şekilde de çözümleyebiliriz. Başka bir çözümleme de şöyle yapılabilir. 38'i 3 tane onluk. 10, 10, 10. Sonra birlikleri yazarız. 8 tane yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. İşte bu şekilde de çözümleyebiliriz. Öğretmenimiz bize söylediğinde yazarak çözümleme yapın dediğinde bu şekilde yaparız. Basamak değerleriyle çözümleme yapın dediğinde bu şekilde yaparız. Yine basamak değerlerini ayrı ayrı gösterin dediğinde bu şekilde de yapabiliriz. Şimdi biraz daha alıştırma yapalım. Birler basamağı 8, onlar basamağı 3 olan sayı kaçtır diyor. Birler basamağı şurası, 8'i koyalım. Onlar basamağı burası. Az önceki sayımız da 38'di. Ve basamak isimleri neydi? 8 birler basamağındaydı. 3 onlar basamağındaydı. Diğer alıştırmamızı yapalım. Onlar basamağı 6. Şuraya yazalım. Birler basamağı 4. Evet, sayımız nasıl okunacak? 6 onluk 60 oluyor. 4 birlik 4 oluyor. 64. Bu şekilde okuyacağız. Hatta yazılışını da yapalım burada. 64.
Bu kez basamak değerlerini yapalım. Değişiklik olsun. Yukarıda basamak isimlerini yazmıştık. 4 tane birlik 4 eder. 6 tane onluk 60 eder. Bunlar da ne oluyor? Basamak değerleri oluyor. Basamak değeri yazalım. Evet, bu şekilde basamak değerlerini göstermiş olduk. Başka bir alıştırmamız. Onlukları ve birlikleri göstermek. Birinci kutuyu önceden ben doldurdum. Bakın burada 78 sayısını görüyoruz. Zaten ayrı bir şekilde yazdım tablolara. 7 onluk ve 8 birlik. Bunları yan yana getirdiğimizde ne oluyor? 78 oluyor. 3 onluk 6 birlik. Yani 36. 2 onluk 20 eder. 9 da birlik 29. 3 onluk 30 eder. 5 de birlik 35. İşte bu şekilde sayılarımızı gösterdik. Başka bir alıştırmada ise onluklarını ve birliklerini ayıracağız. İlk olarak birinciyi yazmıştım ben. Evet. Burada bakıyorum 3 onluk. Onluklar tarafında 3, 9 birlik. 2 onluk, 6 birlik. 4 onluk, 0 birlik. Burada ise yazarak göstereceğim. 5 tane onluk. 5 onluk diyoruz. 5 tane de birlik. 5 de birlik yazdık. 6 onluk, 3 birlik yazıyorum. 9 onluk ve 7 birlik. Bunu da yazıyorum. Son olarak 8 onluk ve 5 birlik. Bu şekilde alıştırmamızı tamamladık. Diğer alıştırmamıza bakalım. 5. alıştırma. Aşağıda onluk taban bloklarıyla modellenen sayıları yazınız diyor. Bakıyorum 3 tane onluk var. Yazıyorum. Birlikler 6 tane ve sayımızı okuyorum. 3 onluk 30 ediyor. 10, 20, 30 ve 6, 36. Buna bakalım 2, 4, 6 tane onluk var. 4 tane de birlik var. Yani 64 oluyor. Aşağıdaki sayıların basamak değerlerini yazınız diyor. 5 tane birlik 5 eder. 3 tane onluk 30 eder. 8 onluk 80. 2 birlik 2. Bu şekilde basamak değerlerini yazdık. 7. alıştırmamız onluk ve birlikleri verilen sayıları yazınız diyor. 1 onluk 4 birlik. Hemen yazıyoruz. Yani 14. Şuna dikkat edin. Bazen öğrenciler burada hata yapıyor. 5'i ve 7'yi görüyor. Hemen şöyle uzakta göstereyim. 5 ile 7'yi yan yana koyuyor ve sayıyı yaptım zannediyor ama yanlış. Çünkü yerlerini karışık vermişler şaşırtmak için. Böyle olmayacak. Çünkü onluklar başa gelecek. Yani sayı şöyle olacak. 7 onluk ve 5 birlik 75 olacak. Yani buradaki yazılanlara dikkat edin. Alıştırmalarda, sorularda yanlış yapmayın. 8. 8 birlik 2 onluktan oluşan sayı kaçtır? Bakın yine karışık yazılmış. 8 birlik arkaya gidecek, 2 onluk başa gelecek. Yani sayımız 28 olacak. 9. Rakamlarının basamak değerleri 7 ve 50 olan sayı kaçtır? Şimdi 50 demek ki onlar basamağında 5 onluktan oluşuyor demek ki. Ve 7 tane birlik var o zaman. 57 olacak. 10. soru. 63 sayısının onlar basamağındaki rakamı 2 arttırırsak oluşan yeni sayı kaç olur diyor. Onlar basamağında 6 var. Bunu 2 tane arttırırsak 6, 2 daha 8 olacak. Yani onlar basamağındaki rakam 8 oluyor. 3 aynen duruyor. Ve yeni sayı 83 oluyor. Son sorumuz. Onlar basamağı 4 olan en büyük 2 basamaklı doğal sayı kaçtır? Şimdi 2 basamaklıymış değil mi? 2 tane nokta koyalım. Ve onlar basamağı 4 olacakmış. Burada bir şartımız var yani. Onlar basamağı 4 olsun diyor. En büyük olsun diyor şimdi. En büyük olması için ben buraya en büyük rakamı koymam gerekiyor. En büyük rakam biliyorsunuz 9. Yani ben burada 9'u koymalıyım. En büyük olmasını sağlamalıyım. 2 basamaklı oldu. Ve onlar basamağında 4 olan en büyük 2 basamaklı sayı 49 oldu. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.